Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli katılımcılar, biraz önce de ifade edildiği üzere bugün önemli bir konu başlığıyla birlikteyiz. Dijital ekonomide veri koruma ve rekabet hukuku. İki bölüm halinde konuyu ele alacağız. Birinci bölümde veri koruma, verinin gizliliği konularını ele alacağımız birinci bölümün ardından rekabet hukukunun özellikle gelişen dijital ekonomiler alanında yaptığı yeni değişiklikleri, değişimleri, etkileri tartışmak istiyoruz. Müsaade ederseniz veri korumayla bölümümüze başlamak istiyorum. İki kıymetli katılımcımız var. Kendilerini kısaca sizlere takdim etmek isterim. Öncelikle birinci katılımcımız Sayın Çiğdem Ayözger Öngün, TÜSİAD Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku Çalışma Grubu Başkanı, SRP Legal Kurucu Yönetici Ortağı. Kendisi finansal teknoloji, e-ticaret hukuku ve aynı zamanda şirketler hukuku, rekabet hukuku ve veri koruma gizliliği alanında geniş bir tecrübeye sahip İstanbul'da bulunan SRP Legal Hukuk Ofisi'nde kurucu yönetici ortağı. Diğer bu bölümde konuşmacı olarak katılan panelistimiz ise Anne Lafarge Square Patent Box New York Ofisi'nde kıdemli ortak ve firmanın küresel veri uygulamaları kurucu üyesidir. Kendisi şu anda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde gündeme gelen 2023'te yürürlüğe girecek olan ABD eyaleti gizlilik yasalarına ilişkin yeni dalga hakkında müşterilerine danışmanlık vermektedir. Kendisinin global tecrübesinden de bu bölümde istifade etmeyi arzu ediyoruz. Veri koruma başlığı altında tabii pek çok konuyu ele almamız gerekir. Pek çok konuya değinmemiz gerekir ama biz şunun farkındayız. Veriyle beraber aslında yeni iş modelleri, kişisel verilerin korunması ve gizliliği konuları bu alandaki hukuki düzenlemeler büyük önem taşımaya başladı ve bunun da farkındayız. Tabii bu konu tartışılınca, veri koruma, verinin gizliliği konuları tartışılınca bir başka konunun daha ön plana çıktığını gözlemliyoruz son günlerde. Verinin sahipliği konusu, verinin coğrafi olarak sahipliği olduğu kadar kişisel sahipliği konusu, verinin nerede üretildiği konusu, verinin transferi konusu gibi konularında ayrı konu başlıkları olarak gündemimize düştüğünü görüyoruz. Tüm bu alanın bu kadar geniş bir yeni iş modeli yaratma kapasitesinden bahsettikten sonra bu alanın regülasyonlarla düzenlenmesi, biraz sonra ele alacağımız rekabet konusunda olduğu gibi acaba inovasyon konusunda yeni iş modellerinin ortaya çıkması konusunda yeni riskleri de beraberine getiriyor mu, getirmiyor mu? Panelistlerimizle bu konuları tartışmayı arzu ediyoruz. Bu kapsamda ben ilk sorumu Sayın Çiğdem Ayözger Öngün'e yöneltmek istiyorum. Müsaade ederseniz hepimizin merak ettiği konu aslında şu, veri erişimin kolaylaştığı, iş yapış şeklimizin bugünlerde değiştiği bir ortamdayız. Barındırdığı riskleri, bu konunun barındırdığı riskleri siz nasıl görüyorsunuz, nasıl ele alıyorsunuz? Bu konulardaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Sizin hem ülke düzeyinde veri korunması konusundaki yeni düzenlemelere hem de uluslararası alandaki düzenlemelere çok vakıf olduğunuzu biliyorum. Bu alandaki gelişmeleri dikkate alarak yerel inisiyatiflerin, uluslararası inisiyatiflerle nasıl paralel geliştirilebileceği konusundaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Hepimiz biliyoruz Türkiye'de de kişisel verileri koruma kanunu kapsamında bir düzenleme var. Avrupa Birliği'nin GDPR'la uyumluluğu konusu her zaman tartışılan bir konu. Bu konudaki genel değerlendirmelerinizi duymak isterim. Ve son olarak sizden ulusal beklentiler, yani yerel bölgesel beklentilerle, çünkü bazı uygulamaların, bazı düzenlemelerin bölgesel olduğunu da dikkate alarak feragat etmeden uluslararası düzeyde bu alanda nasıl bir düzenleme yapılabileceği konusundaki görüşlerinizi almak isterim. Sözü size bırakıyorum Çiğdem Hanım. Teşekkür ederim Fatih Bey. Estağfurullah ama elimden geldiğince ve bildiğim kadarıyla bu çok çeşitli sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Öncelikle dediniz ki bu dijitalleşme iş yapış şekillerini değiştirdi, hayatımızı değiştirdi. Siz bunları nasıl görüyorsunuz? Burada fırsatlar, riskler nerelerde görüyorsunuz? Buradan başlarsam eğer, yıl 1996. Bill Gates şöyle söylüyor, content is the king, yani içerik kraldır diyor ve aslında bir devrinde başlangıcı.
O zaman bu cümlenin ne anlama geldiğini belki de çoğumuz anlamamıştık. En azından ben anlamamıştım henüz üniversite öğrencisi bir genç kız olarak. Ama bugün işte nesnelerin interneti, yapay zeka, makinelerin iletişimi, makinelerin öğretimi, blockchain, büyük veri ve son olarak da metaverse'ü konuşurken ki bütün gün konuştuk bütün bunları, tam da aslında hepsinin tekel bir kavramla birleştiğini görüyoruz, o da veri. Onun için de aslında veri kraldır diye bu cümleyi bugün yeniden yazmak mümkün olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar veriyi gündeme alarak, veriyi ortasına, temeline koyduğumuz bütün bu kavramlarda, dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerde veri kavramını kişisel veri ve kişisel olmayan veri olarak ayrıştırdık ve onun üzerine regülasyonları hayata geçirmeye ve hukuki olarak yeni ihtiyaçlara cevap bulmaya çalışıyorduk. Oysa ki bugün hayatımızda yeni bir şey daha var. Veriden veri üretiyoruz. Nasıl oluyor bu? İşte bugün çokça konuşulan yapay zeka AI ile oluyor. Biz aslında farkında olmadan pek çok yerde artık yapay zeka kullanılıyor. Ve yapay zeka bir kişinin kendisinin dahi farkında olmadığı kişisel verilerinin oluşmasını sağlıyor. Nasıl mı? Yapay zeka benim bugün işte kimlik hanemde yazan bir takım bilgileri kaydedebildiği gibi benim ihtiyaçlarımı, beklentilerimi, neleri sevdiğimi de kaydediyor. Ve aslında buradan neleri sevmediğimi, nelerin benim ihtiyacım olmadığı bilgisine de ulaşıyor. Yani aslında belki benim bilinçli olarak farkında olmadığım bir takım kişisel verilerimi de ortaya çıkartıyor. Ve bütün bunlarla aslında yönetilmesi çok daha büyük, dev bir veri kitlesinden ve bu verinin analitiğinden bahsediyoruz. Yani yönettiğimiz şeyin ne kadar büyük olduğunun farkında olmalıyız. Tam da burada işte hayatımıza yeni gelen ve bugün de çokça konuşulan dijitalleşmede evrensel dil, teknolojinin gelişmesi, yeni organizasyonlar, burada kültürlerin değişimi vesaire konuşurken benim buradaki mottom geleceğin regüle edilmesi, regulating the future. Peki, şimdi geleceği regüle ederken nerelerde riskler var? Birkaç örnek vermek istiyorum. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde suçluların tespiti için yazılan bir AI yazılımında beyaz kişilerin, yani beyaz tenli kişilerin suçlu olma olasılığının koyu tenli kişilerden daha az olduğu algoritmasına rastlanmış. Ya da yine Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada kullanılan bir çeviri teknolojisinde bizim Türkçemizde zamir olan o, İngilizce gibi bazı dillerde bir cinsiyetle birleşiyor. Yani he ya da she oluyor mesela İngilizce'de ve doktoru nitelendirirken erkek, he is a doctor, hemşireyi nitelendirirken she is a nurse gibi aslında işte hemşire kadındır, doktorsa erkektir gibi bir takım algoritmaların çalıştığı görülmüş. İşte bunlar aslında riskler. Bu risklerin sonuçları da hukuki riskleri doğuruyor. Tabii yapay zeka sadece riskleri getirmiyor. Benden hemen önceki oturumda çok değerli konuşmacılar yapay zeka ve yeni teknolojilerle birlikte gelen fırsatlardan bahsetti. Ben hukukçu olarak bir örnek vereyim buraya. Şu an Türkiye Avrupa Konseyi ile birlikte bir çalışma yürütüyor ve Yargıtay'ın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi projesi kapsamında Yargıtay tarafından verilen kararların yapay zeka tabanlı sistemler üzerinden geliştirildiği, analizinin yapıldığı bir sisteme Avrupa Konseyi ile birlikte bir proje kapsamında çalışılıyor. 2023 yılında tamamlanacak bu projenin sonucunda hukuk güvenliği, adli kalitenin arttırılması, hukuki süreçlerin hızlandırılması gibi
aslında çokça faydası da var. Yani aslında yapay zekanın etkilerini riskler ve fırsatlar olarak gördükten sonra bütün bunların doğru regüle edilmesi en önemli unsur olduğunu görüyoruz. Yapay zekanın ya da kişisel verilere ilişkin sizin de bahsettiğiniz GDPR gibi, KVKK gibi düzenlemelerin ne kadar önemli olduğuna şüphe yok. Bu önemlerin içerisinde yine bugün konuşulan konulardan bir tanesi de kültür değişimi. İşte bu dijitalleşme ile şirketlerin kültürlerinin değişiminden çokça konuştu CEO'larımız, şirket yöneticilerimiz. Ben bu kültür değişimini hukuk diliyle etik kurallara uyum diye duyuyorum ve anlıyorum. Yani sadece bizim bir düzenlemenin hukuki olması yeterli değil. O düzenlemenin aynı zamanda etik olması ya da o yapılanların, o teknolojinin etik olması da çok önemli. Buna ilişkin de kafa yormamız, buna ilişkin de çalışmalarımızı, regülasyonlarımızda etiği içerisine almamız gerekiyor. Yine önümüzdeki dönemde gün geçtikçe dijitalleşen sektörler, yapay zekanın kullanımı vesaire bizi Metaverse'e götürdü. Belki dünyayı çok hor kullandığımız için Metaverse'e gidiyoruz. Belki çok hızlı geliştiğimiz için gidiyoruz ama gidiyoruz. Metaverse'de bizi neler bekliyor? Çok değişik deneyimler bekliyor. Bugün ilginç bir örnek. Sanatçımız Refik Anadol'un Metaverse projesindeki Dataland'i duyurmasından sonra dün itibariyle yaklaşık 17 bin kişi bekleme sırasında. Bu Türkiye'deki ufak bir örnek ve bütün bu örnekler Meta'nın Meta'da sunulan, yani Facebook'un yeni ismiyle Meta'da sunulan bir takım hizmetler ya da Nike'ın, Samsung'un sunduğu bir takım hizmetler ve örnekler bize diyor ki sanal evler, evren yatırımları çok daha artacak ve gelecekte 1 trilyon doları artacak bir yatırım olacak. Peki bu kadar büyük yatırımların, bu kadar büyük ihtiyaçların doğduğu Metaverse'de neleri konuşacağız? Bir kere yine kişisel verileri konuşacağız. Ama hangi kişisel veriyi? Ben şimdi Metaverse'e Çiğdem Öngün olarak girdiğimde hala kendimi sarışın, 45 yaşında ve avukat olarak mı tanımlayacağım, yoksa bambaşka bir insan olarak mı avatarımı çizeceğim ve peki bambaşka insan olarak avatarımı çizersem o benim kişisel verim olacak mı? Bambaşka bir kişilik benimle ilişkilendirilebildiği sürece kişisel verim olmalı ama ne kadar ilişkilendirilebiliyor olduğu vesaire bütün bunlar. Yani artık belki Metaverse ile birlikte kişisel veri tanımını da yeniden tanımladığımız bir dünya geliyor. Yanı sıra fikri mülkiyet, özellikle NFT'lerle birlikte fikri mülkiyet haklarının yeniden regüle edilmesi, yeniden dizayn edilmesi gerekecek. Ve hatta Metaverse'de satılan gayrimenkullerle birlikte, adı gayrimenkul ama nerede bu gayrimenkul yok? Gayrimenkul değil aslında ama bir çeşit arsa diye konuşuluyor. Bu satışlarla, bu paylarla birlikte menkul ve gayrimenkul kavramları ve eşya hukukunun temel müesseselerinin de yeniden dizayn edilmesi gerekecek. Peki buradan da sorduğunuz diğer soruya geçmek istiyorum Fatih Bey. Ulusal beklentiler ve menfaatleri feragat etmeden nasıl böyle bir düzenleme yapılabilir dediniz. Çok güzel ve çok önemli. Tabii ki ulusal menfaatler çok önemli. Milli güvenlik gibi, milli bütünlük gibi kavramları kenara bıraktıktan sonra İnsanların, insanlık hayatının gelişmesi için kullanılan, insanlara faydalı teknolojiler için aslında sanırım cevap yeknesak hukuk düzenlemeleri. Yani uluslararası hukukun birbirine yakınsadığı düzenlemelerin faydasının çokça olacağını görüyorum. Biz Türkiye'de neler yaptık? Söylediğiniz gibi 95-46 sayılı Avrupa Birliği direktifini ülkemize adapte ettikten sonra GDPR'a yakınsayacak pek çok adım atmaya başladık. Özellikle geçtiğimiz yıl
Cumhurbaşkanlığı'nın YOİK çalışmaları kapsamına GDPR'a uyum sağlanması, eklenmesinden sonra yine Eylül ayında KVKK kurumu tarafından, Kişisel Verilerin Koruması Kurumu tarafından yapay zeka alanında kişisel verilerin korunmasına dair tavsiyeler rehberi yayınlandı. Bu rehbere baktığımız zaman aslında tamamen etik kurallar nelerdir yapay zekanın kullanılmasında onları buluyoruz. Ve hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yapay zekaya ilişkin bir genelgesiyle yapay zeka stratejisine ilişkin 2021-2025 strateji planıyla birlikte aslında ülkemizde bu noktalarda atılacak adımlar ve yönümüz belirlendi. Bunlar hep stratejik rehber niteliğindeki kavramlar oldu. Henüz Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu'nda da eminim birazdan bize çok daha ayrıntılı ifade edecektir. Bir takım çalışmalar var, onları da takip ediyoruz, almamız lazım. Ama en güzel örneğini çok yakın zamanda gördüğümüz GDPR'ın sadece Avrupa Birliği üyelerinde değil ve fakat geniş anlamda öncelikle Avrupa ekonomik kıtasında ve daha sonra da bu kıtayla ticari ve sosyal ilişkisi olan bütün ülkelerde kullanılabilir, etkisi olabilir olması bize aslında yeknesak bir düzenlemeye ne kadar ihtiyacımız olduğunu ve en azından milli güvenlik gibi hassas konuların, ulusal güvenlik gibi hassas konuların dışındaki konularda nasıl teknoloji alanındaki düzenlemeleri bir araya getirirsek ve yeknesaklaşırsak hayatımızın kolaylaşabileceğini gösteriyor. Bunların da en güzel örneği yine sizin söylediğiniz gibi sınır aşırı düzenlemelerin olduğu Metaverse gibi yeni bir dünyaya yarının internetine giderken işte regülasyonların yeknesaklaşması, uluslararası düzenlemelerin hayata geçmesinin öneminin giderek arttığını görüyorum. Teşekkür ediyorum Çiğdem Hanım. Gönül istiyor ki sizi daha uzun süre dinleyelim, daha fazla zaman ayıralım ama çok kıymetli konuklarımız bekliyor. Bugün planladığımız zaman dilim içinde siz en güzel şekilde konuyu özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizin bıraktığınız yerden Sayın Anne Lefrance'a dönmek istiyorum. Ona da benzer bir soru yöneltmek istiyorum. Siz yeknesaklık konusunun altını çok kalın çizdiniz. Bu işi başarmış bir bölge var aslında, Avrupa Birliği. Kendi üye devletleri arasında kişisel verilerin korunması konusunda eşit ve standart uygulamaları yürürlüğe getirebilmek adına GDPR uygulamasını, düzenlemesini hayata geçirdi. Fakat biliyoruz ki bugünlerde Avrupa Komisyonu'nda yine hem dijital ekonomiler hem de GDPR kişisel verileri koruma konusunda yeni tartışmalar var. Tüm bu tartışmaların aslında dijital ekonomileri nasıl etkileyeceğine dair Sayın Lafarge'in görüşlerini almak isterim. Ve beraberinde tabii bizim açımızdan da çok önemli gördüğüm Türkiye ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin uluslararası mevzuata uyum konusunda neden hassasiyet gütmeleri, bu konudaki güdecekleri hassasiyetin kendilerine ne gibi fayda sağlayacağı konularını değerlendirmesini isterim. Buyurun Sayın Lafarge. Çok teşekkürler Fatih Bey. TÜSİAD'a da çok teşekkür etmek isterim. Beni davet ettiğiniz için, bu oturuma katılmama olanak sağladığınız için. Tabii böylesi vizyoner bir hukukçuyu takip etmek çok etkileyici. Çiğdem Hanım bu alanda çok uzun yıllardır faaliyet gösteren bir isim ve mevzuatla ilgili fikirleri hakikaten son derece ilginç. Kendisini dinlemekten ötürü büyük bir memnuniyet duydum. Daha uygulamaya yönelik bazı hususlara odaklanacak olursak, elbette son derece karmaşık bir alandan bahsediyoruz. Hem siyasi hem de yasal boyutları olan bir alan ve elbette ticari boyutları da olan bir alandan bahsediyoruz. Ticaretle ilgili hususlar var ve tabii sınır ötesi kişisel veri transferi konusu son derece önemli. Avrupa Komisyonu GDPR altında bir çerçeve oluşturdu. Diğer ülkeleri
yeterli olarak addetmek açısından. Bunun anlamasına bakarsanız şu, yani veri koruma rejimleri Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve eşdeğer mi ona bakılacak, GDPR koruma hükümlerine uygun mu ya da onlara eşdeğer mi, buna bakacak. Elbette çok geniş anlamda düşünecek olursak şunu da görüyoruz. Tabii ki farklı ülkelerin, AB dışındaki AB üyesi olmayan ülkelerin ya da iktisadi alanın, Avrupa iktisadi alanı dışındaki ülkelerin ne yapacakları da çok çok önemli. Çiğdem Hanım'ın da söylemiş olduğu gibi bu yeterlilik ya da denklik kavramının genişlemesi de söz konusu. GDPR kavramlarının genişlemesi söz konusu. Sadece Avrupa içerisinde değil, ötesinde de bunların yansımaları olacak. Başka ülkelerde, yani Kore Cumhuriyeti'nden tutun Japonya'ya kadar, Brezilya'ya kadar, İsrail gibi farklı ülkeler de bu sürecin bir parçası olacaklar. Zaten bunlar yeterli olarak addedildiler ya da yeterli olarak addedilmek üzere çalışıyorlar. Yani bir yeknesaklık oluşturmaya çalışıyorlar, bir uyum oluşturmaya çalışıyorlar GDPR ile, tıpkı Türkiye'nin de yapmış olduğu gibi, yapmakta olduğu gibi. Peki bunun faydası nedir? Bu yeterliliğin faydası nedir ülkeler için diye sorabiliriz. Pek çoğunuzun bildiği gibi veri transferi, yani Avrupa Birliği'nden ya da başka ülkelerden veri transferi yapabilmek, başka ülkelere veri transferi yapabilmek gitgide daha zor hale geliyor. Birçok bürokratik engel söz konusu, pek çok akdi hususun dikkate alınması gerekiyor ve işte satıcılar, alt yükleniciler vesaire, bütün bunların da sürece dahil olması gerekiyor. Bulut bilişim dünyasında da bu tabii çok zor olabiliyor. Bunun yönetilmesi çok çok zor olabiliyor ve hatta bir kabusa dönüşebiliyor. Bürokratik kabusa dönüşebiliyor. Bir de tabii ki farklı yükümlülükler de söz konusu. Birçok şirketin veri sızıntısı, daha doğrusu veri gölü var ve bu göllerin içinde ne olduğunu bilmiyorlar. Bunları silemiyorlar, bunları takip edemiyorlar ve bütün bunların hakikaten dikkate alınması gerekiyor gerçekten de. Sonuçta veri ithal yapmak istiyorsanız AB'den bu akdi hususlar uyarınca ya da ülkenin kendi mevzuatı uyarınca bu transferi yapmak istiyorsanız bunlara dikkat etmek durumundasınız. Yine Amerika Birleşik Devletleri, ki şu anda ben de burada bulunuyorum, ABD'nin bir denklik kararı çıkarttığını biliyoruz Avrupa Komisyonu'na. İki defa hem de. Bunlardan ilki AB'nin ABD güvenli liman anlaşmasıyla alakalıydı. Daha sonra da, ki bu geçersiz bulundu Avrupa Adalet Divanı tarafından. Daha sonra ABD mahremiyet kalkanı inisiyatifi doğrultusunda bir anlaşmaya varıldı, bir karara varıldı ve AB ve ABD arasındaki veri ithalatı konusunda bir anlaşmaya varılmış oldu. Ve bununla ilgili duyurularda bulunuldu. Avrupa Adalet Divanı yalnız dedi ki Avrupa Komisyonu haksızdı ve uygun olmayan bir şekilde bu çerçeveyi onayladı dedi ve bu esnada yeterince koruma sağlamadı dedi. Tabii veri koruma çerçevesinin kendisi yeterli değildi dedi mahkeme. Ama daha da önemlisi, ulusal güvenlik yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa Birliği'nin şahsi verilerine herhangi bir mahkeme kararı olmadan ya da herhangi bir adli denetim mekanizması olmadan ulaşabiliyordu. Avrupa Komisyonu bunu böyle gördü ve Avrupa Birliği vatandaşlarının bu verilerin kullanılmasıyla ilgili herhangi bir adli yaptırımda bulunamayacağını ileri sürdü komisyon. Yani zor bir durum, çetrefil bir durum bu yeterlilik konusu. Daha önce de söylediğim gibi siyasi bir mesele aynı zamanda, yani ticaret de tabii ki çok çok önemli ve ülkeler arasındaki ticaret açısından da çok çok önemli yansımaları olabilecek bir süreçten bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani ABD içindeki eyaletler mesela Colorado, Virginia, Kaliforniya, bunlar benzer
kanunlar geçirmeye çalışıyorlar. GDPR'a benzeyen kanunlar geçirmeye çalışıyorlar. Ve bölgesel olarak en azından mesela Kaliforniya bunu yapmaya çalışıyor. Yeterli olmak için adımlar atıyor ama bu ulusal güvenlik konusuyla nasıl bağdaştırılacak? Bu da tabii bambaşka bir konu. Ve yine İsrail mesela örneğin düşünecek olursak ya yeterli kararı gözden geçirilecek GDPR'dan önce çünkü bu karar geçmişti. Çin mesela Çin'in de kendi GDPR'ını benimsediğini biliyoruz. Bu nasıl gözükecek Çin Avrupa Komisyonu'ndan yeterlilik tespiti istediğinde ABD yeterlilik alamıyorsa değil mi? Çok ilginç siyasi bir takım hamleler göreceğiz. Yasal ve ticari bir takım konuların çözülmesi gerekecek. Dolayısıyla bu interoperabilite konusu, ülkeler arasındaki interoperabilite konusu ve metaverse konusu yani bugün bile hani mevcut evrenimizde bile bu kanunların birbiriyle eş güdümlü bir şekilde çalışması gerekiyor ki ticaret yapılabilsin. Ya bir de işin içine Metaverse girdiğinde ne olacak? Avrupa Komisyonu, Fatih Bey ilk sorunuza dönecek olursak, Avrupa Komisyonu farklı konulara bakıyor. Şu anda Türkiye zaten e-mahremiyet ya da istihbarat alanlarında bu sürecin bir parçası. Ve bütün bu alanlarda farklı tartışmalar var tabii. Bir de tabii ki siber güvenlik konusu var. Bu da çok çok önemli. Teknik açıdan düşünecek olursak, yani bunun bu sistemlerin hazır olup olmadığı meselesi tartışmaya muhtaç bir mesele. Sonuçta çok fazla veri toplanacak yapay zeka tarafından ve yapay zeka için. Bunlar çok büyük sorular hakikaten. Avrupa Birliği'nin, ABD'nin, Türkiye'nin ve pek çok başka ülkenin de bu konularda zorlandığını biliyoruz. Evet, vaktimiz kısıtlı olduğu için şimdi burada sözlerimi noktalıyorum. Umuyorum söylediklerim ilginç gelmiştir. Mevcut çerçeveyi çizmeye çalıştım Avrupa nezdinde. Teşekkür ediyoruz bu kadar kısa zamanda. Birçok konuyu ele alan değerlendirmelerde bulunduğu için. Evet, görünen o ki dijital ekonomilerin gelişmeye başlamasıyla beraber verinin sahipliği ve bu verinin sahipliğine bağlı olarak her ülkenin, her bölgenin bu alanda yaptığı düzenlemeler önümüzdeki dönemde uluslararası rekabetçilik açısından gündem olmaya devam edecek. Tabii dijital ekonomilerden bahsedince bir başka gündem maddesini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Bizim alışageldiğimiz ekonomik aktörlerden, ekonomik iş modellerinden, yeni iş modellerinden bahsedince ister istemez rekabet hukukunu da burada ele almamız gerekecek. Rekabet hukuku bölümünde de yine dijital ekonomilerin rekabet hukuku perspektifiyle ele alındığı bu bölümümüzde iki kıymetli konuğumuz var. Müsaade ederseniz önce kıymetli konuklarımızı takdim etmek isterim. Birinci konuğumuz James Mancini, OECD rekabet uzmanı. Kendisi bugün toplantımızda, panelimizde, oturumumuzda yer alacak. Diğeri ise Sayın Doktor Fevzi Toksoy, TÜSİAD Rekabet Hukuku Çalışma Grubu Başkanı yine bizlerle beraber olacak. Tabii içinde bulunduğumuz dijital ekonominin biraz önce ifade etmeye çalıştığım ekonomik aktörleri değişmeye başladı. Yeni oyuncular girmeye başladı. İş modelleri yenileşmeye başladı. Ve dolayısıyla rekabet hukukunda da bu alanda yeni düzenlemelerin gündeme geldiğini görüyoruz. Tüm bu düzenlemelerin etkilerini tartışmak istiyorum. İlk soruyu da Sayın Mancini'ye yöneltmek istiyorum. Mevcut rekabet hukuku uygulamalarının dijital piyasalara karşısında nedenle başarılı bulup, nedenle etkili bulup bulmadığını değerlendirmesini isteyeceğim bu bölümde. Ve beraberinde tabii hepimiz yakından takip ediyoruz. 15 Aralık tarihi itibariyle Digital Markets Act OECD nezdinde oylandı ve önümüzdeki dönemde bu yasal düzenlemenin OECD ülkeler nezdinde hayata geçmesini bekleyeceğiz ve bu değerlendirmeyi bu perspektifle bize yapmasını kendisinden rica edeceğim. Tabii aklı da şu geliyor, rekabet hukuku eski ekonomik modele göre hep kafamızda bir rekabet hukuku canlandırırdık ve dolayısıyla bu rekabet hukukunda gelecek yeni düzenlemelerin bu alanda başarılı olmuş iş modellerine
platformlara etkisinin ne olacağı konusunda da kendisinin kişisel görüşlerini duymak isterim. Ve inovasyonu cezalandıran veya öldüren bir yanı olup olmayacağı konusundaki değerlendirmelerini dinlemek isterim. Ben sözü Sayın Mancini'ye bırakıyorum. Çok teşekkürler. Son derece ilginç bir soruydu. Beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür etmek isterim. Hakikaten son derece önemli bir konu bu. Zaten rekabet hukuku camiası olarak bu konuları uzun uzadıya tartışıyoruz. Tartışmaya devam ediyoruz. Ve bu noktada şu belki söylenebilir. OECD nezdinde bizler çeşitli alanlarda kanıtlar topladık, topluyoruz ve rekabetin yoğunluğunun biraz düşmekte olduğunu görüyoruz. Özellikle dijital piyasalarda bunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Yani işte kar payları artıyor, piyasaya yeni giren şirket sayısı azalıyor. Dolayısıyla ve tabii ki başka bazı indikatörler de var. Bütün bunları birlikte yorumladığımız zaman daha dayanıklı ve itiraz edilmesi zor bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani burada da yine tabii çözülmesi gereken bir rekabet hukuku sorunsalı var. Bütün bunların sebebi ne? Tabii ki bunların farklı sebepleri olabilir. Bunlardan bir tanesi rekabete karşı davranışlar, rekabet karşıtı gereksiz bir takım mevzuatlar, yeni firmaların girişini engelleyen bir takım yasal düzenlemeler. Bir de tabii ki yapısal özellikleri olabilir dijital piyasaların. Bunların daha böyle dayanıklı pazar güçlerine yol açması, network etkisinden bahsedilebilir. Bundan da daha önce bahsedilmişti. Yani daha fazla kullanıcı bir dijital platforma katıldığında her kullanıcı bundan çıkar elde ediyor ve kazanan her şeyi alıyor. Dolayısıyla son derece konsantre bir piyasa söz konusu oluyor. Tek bir piyasa, tek bir şirket baskın oluyor ve bir tekel noktasına neredeyse gelebiliyor. Evet, rekabet hukuku bütün bunların neresinde? Elbette bir takım iddialar var, bir takım tartışmalı iddialar var. Rekabet hukukunun etkinliğiyle alakalı olarak rekabet otoriteleri hani rekabet kanunlarını uygulama konusunda biraz çekimser kaldılar diyenler var. Bir de bir takım eksikler var yasal açıdan diyenler var. Yani mevcut rekabet hukuku sonuçta bir takım birleşmelerin otoritelerin dikkatinden kaçmasına da olanak sağlayacak şekilde yapılması söz konusu olabiliyor. Ya da rekabet otoriteleri harekete geçtiğinde bile rekabet karşıtı davranışları engellemek için işlemler çok yavaş ilerliyor ve tabii ki çok fazla fark yaratılamıyor. Dolayısıyla yine bir takım engeller söz konusu olabiliyor. Fatih Bey, sizin de söylemiş olduğunuz gibi analitik bir takım yöntemlerin kullanılması gerekiyor. Her ülkede tabii ki her süreç aynı şekilde işlemediği için bunun da hesaba katılması lazım. Rekabet otoriteleri nasıl hareket etmeli? Tabii ki bakacak olursak yani sonuçta çok da pasif olduklarını söyleyemeyiz. Birçok değişiklikler yaşandı geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde. Bir kere birçok ülkede yaptırımla ilgili durum değişti. Daha fazla mesela işte soruşturma yapılıyor. Biliyorsunuz birçok işte yani otorite artık beyanlarda bulunuyor. Bir takım davranışlar konusunda çekincelerini dile getiriyorlar. Aynı zamanda kaynakların geliştirilmesi konusunda yine yapılması gereken çalışmalar var dijital ekonomi konusunda ve bununla birlikte elbette uluslararası işbirliğinin derinleştirilmesi çok çok önemli. Tecrübe paylaşımı çok çok önemli hakikaten. OECD bu anlamda önemli bir görev üstleniyor. Bir alan daha var. Biraz da bundan bahsetmek gerekir belki. O da yasal değişiklikler. Yani bu yasaların bazıları sonuçta yaptırım çerçevesini geliştirmek için hayata geçiriliyor. Belki
bir takım açıkların kapatılması için. Ama onun dışında başka yasa tasarıları da tartışılıyor birçok ülkede. Bunların amacı da mevcut çerçeveyi daha da güçlü hale getirmek, yeni bir düzenleyici çerçeve oluşturmak dijital ekonomi için. Ve işte o noktada da belki bazı adımların yavaş atıldığını ya da bütün sorunlu davranışların masaya yatırılmadığından da bahsedebiliriz. Mesela bir takım taslak mevzuatlar var. Avustralya'da, ABD, Fransa'da, Japonya'da, İngiltere'de, ABD'de ve Güney Kore'de bu alanda bunlar şimdi tartışılıyor, konuşuluyor. Bu mevzuatla ilgili şöyle ilginç bir husus var. Genelde asimetrik bir yaklaşım burada benimseniyor. Yani aslında bazı firmalara, piyasa öncüllerine daha fazla odaklanılıyor. OECD'de biz şuna da dikkat ediyoruz. Bir yakınsama da var bu mevzuatlarla ilgili olarak farklı ülkelerde. Mesela baktığınız zaman yasalar farklı davranışlara odaklanıyor farklı ülkelerde, ama bazı durumlarda farklı ürünler ve hizmetlere odaklanıldığını görüyoruz. Yine tabii bu noktada iyi tanımlanmış bir davranış kuralları bütünü hazırlanmış mı, hazırlanmamış mı? Tabii bu da çok çok önemli. Yoksa etkiye mi daha çok bakılıyor? Yani şirketlerin işte verimlilik faydalarını gerekçelendirilmeleri mi daha çok isteniyor? Bu ikilem de önemli. Ve bu teklifler tabii ki giderim konusunda da değişiyor. Kimisi giderim olarak firmaların yeniden yapılandırılmasını öngörebiliyor kuralları ihlal edildiği zaman. Başka durumlarda da bazı yasa tasarılarında başka giderimler, yasal giderimler öngörülüyor. Yani bu hakikaten çok çok önemli diye düşünüyorum OECD olarak. Yani biz yakınsama eksikliğini bir risk olarak görüyoruz. Ama tabii ki yasal bir takım düzenlemelerin de hayata geçirilmesi söz konusu birçok ülkede. Şirketler için de bunun bir yük olmaması gerekiyor. Yani mümkün olduğunca yeknesak uygulamaların olması gerekiyor farklı ülkelerde. Son olarak da yine bir şeyden bahsetmek isterim. Yine sorunuzda dile getirmiştiniz. Yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var mı? Dijital ekonomide rekabet hukuku konusunda diye sormuştunuz. Bu düzenlemelerden bazıları son derece spesifik yanlış davranışlara odaklanıyor tabii ki. Ama rekabet hukuku her zaman bunları belki ele alamayabilir, ama rekabet hukukunun temel kavramları, temeli aslında, yani işte rekabete karşı mı bir şirket ya da bir uygulama, bunu değerlendirmek bile aslında son derece geçerli bir kavram dijital ekonomide, geleneksel ekonomide olduğu gibi. Birçok akademisyen, birçok kişi, bu camiadaki birçok kişi yeni işte kavramlar ortaya atmayı çok seviyor belki, ama geleneksel kavramlarımız hala geçerli. Birazcık onları esnetmek suretiyle dijital ekonomiye de onları tatbik edebiliriz diye düşünüyorum. Güzel bir örnek mesela çok merkezli platformlar. Mesela medya sektöründe bunu çok sık görüyoruz. Aynı zamanda network etkisi konusu mesela. Bunu da yine çok görüyoruz telekomünikasyonda ve bazı geleneksel piyasalarda. Dolayısıyla hakikaten bunu da hatırlayalım. Yani evet, çok ciddi değişiklikler yaşanıyor. Bir takım yeni kavramlar için fırsatlar doğuyor, ama temel kavramlar ve rekabetin korunması prensibi ruhen aslında dijital ekonomiler için de geleneksel ekonomiler kadar geçerli. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum James. Zaman kalması durumunda bir sorum daha olabilir, ama alacağım uyarıya bağlı olarak devam edeyim. Şimdi müsaade ederseniz diğer konuma dönmek istiyorum, Sayın Fevzi Toksoy'a. Kendisinden de Türkiye'deki bu dijital ekonomi alanındaki gelişmeleri dikkate alarak rekabet hukukunda ne gibi gelişmeler olduğunu, ne gibi düzenlemeler olduğunu ve önümüzdeki dönemde bu alanda neleri beklememiz gerektiğini duymak isteriz. Ben sözü Sayın Fevzi Toksoy'a bırakıyorum. Evet, teşekkürler. Son konuşmacı olmanın zaman stresiyle birlikte hemen konuya geçiyorum. James'e çok teşekkürler vermiş olduğu bilgiler için.
Evet, rekabet hukuku boyutu aslında verinin sahipliği veyahut da verinin değeri ve paylaşım protokolleri kapsamından daha piyasalara yönelik, daha ortamın rekabet ve inovasyonla bağlantılı dinamizmini dizayn eden kısmı. Açıkça söylemek gerekirse, şimdi verinin yeni bir ticaretin olduğu ilk işlemden beri kayda geçen bir husus. Günümüzde yaşadığımız ise dijitalleşmeyle birlikte bu verinin işleme hızı, bu verinin bir şeyleri öğrenebilme ve bize alternatifler sunabilme hızı ve bunu en iyi dizaynla becerebilen girişimcilerin de belli büyüklüklere ulaşıp belli ciroların üzerinde büyüklükte yapılara ulaşabilmesi ve daha sonra bu yapıların da acaba nerede frene basması gerektiğine yönelik düzenlemelerin de rekabet hukukuyla gündeme gelmesi. Vallahi benim gözlemlediğim kadarıyla verinin frenlenmesi en başta inovasyonun da frenlenmesi gibi bir riski de barındırabilecektir. Bugün dünya üzerinde birçok alanda regülasyonun dozunun ne şekilde tezahür etmesi gerektiği, piyasalara tezahür etmesi gerektiğine yönelik tartışmalar var. Bizler eğer Türkiye özelinde konuşacak olursak Avrupa Birliği mevzuatının çekim alanında faaliyet gösteren, o pazara da zaten komşu olarak, ülkenin de %75-80'lik ticaret ortağı olarak Avrupa Birliği rekabet hukukunun izleriyle oluşmuş bir regülasyon ve uygulama yapısına sahibiz. Açıkçası Avrupa Birliği'nin başını da çekmiş olduğu işte Digital Markets Act, Digital Service Act, bundan daha önce ortaya çıkan Platform to Business regülasyonu gibi dijital ekonomiyi düzenleme ve bunu da kesin ve net çerçeveyle yapma ihtiyacının Türkiye'de de karşılık bulacağı beklentisindeyim. Yani yakın zaman içerisinde Türkiye'de de Digital Market'ten ilham alan bir metnin kanunlaşması hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Aynı zamanda eğer dijital ekonominin dinamiklerini düzenleyen bir rekabet hukukundan söz ediyorsak yine çok kısa vade içerisinde tıpkı perakende yasası gibi platformların, alışveriş platformlarının kendi içerisindeki satıcılarla arasındaki ilişkilerin adil ticaret kurallarını gözeten bir düzenlemenin de yine gündeme gelmesi söz konusu olacaktır. Veriye baktığımızda işte Metaverse, sonsuz veri, inovasyonun akıl almaz boyutta büyümesi ve yeni ürünler çıkması, bunları bir kenara bırakarak ben rekabet ve pazar perspektifinde baktığımda önümde açıkçası daha dinamik bir pazar ortaya çıkartmak için gereken regülasyonları öncüllemek, özellikle Türkiye gibi para politikasının konvansiyonel bir ağdalılığa veya yavaşlığa ulaştığı toplumlarda, piyasalarda ödeme sistemlerinin, fintechlerin oyuna girmesi, mikro krediler gibi işlemlerin, para transferi işlemlerinin, ticari işlemlerin kayıtlı bir şekilde hızlandırılması gibi piyasaya dinamiklik katacak pozitifliklerin peşinde gidilmesinin de sağlıklı olacağını düşünüyorum ki şöyle bağlayayım. Türk Rekabet Kurumu da aşağı yukarı 7-8 yıldır son derece yoğun bir şekilde gerek rekabet ihlallerini incelemesi, ki burada ister evimize yemek söylerken, ister taksi alternatifi bir taşımacılık yaparken, ister otel rezervasyonu yaparken kullandığımız sistemler olsun, ister arama motoru ve alışveriş olsun, bütün pazarlarda rekabet kurumu, evet, evrensel rekabet hukuku kurallarını gözeterek kararlarını aldı ve diğer taraftan da piyasaları tanımak için dijital platformlar, dijital reklam yeri pazarına yönelik çalışmaları ve fintech
sektörüne yönelik rekabet sorunsallarını inceleyip bu raporları toplumla şeffaf bir şekilde paylaşmasıyla da bu alanı ne kadar sağlıklı düzenleyeceğinin de sinyallerini verdi. Şöyle kapatayım Fatih Bey. Veri çok çok önemli ama yeni bir şey değil. Acaba o veri benim TikTok videolarını seyretme lüksümle mi alakalı, yoksa bir otonom araç kullanırken kaza yapmamamı sağlayacak bir veri toplama sürecinden mi gelmiş? Hangisi daha değerli ve hangisi öncüllenmeli? Bunun kararını salt regülasyonla yaratabilir. Bunun da biraz özgür ve inovasyona açık bir şekilde yolunda ilerlemesi gerekir diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde son konuşan avantajıyla derlemeye, toparlamaya çalıştım. Çok teşekkür ederim. Bence fevkalade güzel bir noktaya temas ederek konumuzu özetlemiş oldunuz. Gerçekten bizim beklentimiz dijital ekonomide tüm aktörlerin rekabet açısından geride kalmayacak şekilde düzenlemelere muhatap olması hepimizin beklentisi, isteği. İki kıymetli konuyu ele aldık. Dijital ekonomide verinin korunması ve verilerinin gizliliği konusu, ki çok söylenecek ve konuşulacak konu vardı. Ve bir de yeni bir alanda rekabet hukuku düzenlemeleri konusunu ele aldık. Yine burada da soramadığımız sorular oldu ama en azından belli konu başlıklarını gündeme taşımış olduk. Ben tüm panelistlerimize ve bizi izleyen, dinleyen katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün diliyorum.